Türkiye'nin kalbini karatan bir olay oldu. Yani hem bir derin Türkiye var. Hani nasıl bir derin devlet varsa Altan, bir derin Türkiye de var. Ve o derin Türkiye'nin içinde işte bu bu genç arkadaşımız gibi milyonlarca örnek var muhtemelen. Yani öğrenci yurtlarında işte kimsesizlerin korunduğu, koruma altında olduğu bir takım şeylerde kurumlarda sürgündekilerin ya da işte gelen mültecilerin sığındığı evlerde çalıştığı atölyelerde milyonlarca genç gerçekten korunaksız kendince devlet korumasından yoksun ama belli grupların ya etkisi altında ya koruması altında bu çileyi çekiyorlar. Ve gördüğümüz Enes örneği bize anlattı ki bu insanların dış dünyayla teması yok. Bu insanlar dertlerini anlatacak e, merciyi bulamıyorlar. Bırak merciyi anne babalarını ikna edebilmiş ya da haberdar edebilmiş değiller. Haberdar etseler bile neredeyse gördük ki yine aynı örnekte anne babalar kendi evlatlarından ziyade tarikata inanmak eğilimindeler. Dolayısıyla tamamen yalnızlaştırılmış, izole edilmiş itelenmiş ötelenmiş bir hayat sürüyorlar. ve onları dünyaya bağlayan tek şey belki de o cep telefonları ve cep telefonlarında gördükleri bir başka dünya o başka dünyayla kendi yaşadıkları dünya arasında da bir uçurum var. Üstelik sözde ülkeyi yönetenler onların bir parçası olmaya zorlandıkları dünyanın temsilcileri yani işte inançlı insanlar olduklarını söylüyorlar ama, Enes televizyon, telefonuna baktığı zaman muhtemelen görüyor ki kendisinin durumunda olan insanlar e, böyle yurtlarda kimsesiz durumdalar ve o kadar bir ağır e, din mesaisine zorlanıyorlar. Öte yandan ülkeyi yönetenlere baktığında işte hani kendi saraylarında, e, kimisi arabasında kokain partisinde, kimisi yanında metresiyle, ee, elinde birasıyla havuz partisine gidiyor vesaire. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki uçurum giderek e, derinleşiyor ve Enes gibilere soluk alacak ortam kalmıyor ve e, ya bir yılgınlığa dönüşüyor ya bir öfkeye dönüşüyor ama öfke bile olsa o öfkeyi ancak kendisine yöneltebiliyor çaresizlik karşısında. Gördüğümüz manzara buydu ve gerçekten hazindi. Şimdi böyle bir senin soruna gelecek olursak böyle bir manzara karşısında hani bir laiklik inancına sahip bir sosyal demokrat muhalefet partisinden ne beklersin? Yani buna bir defa şiddetle tepki göstermesini yani neye tepki gösterecek? Bu, bu kayıtsız yurtlaşma olayına yani bu tarikatların bu gençler üzerindeki saltanatına tepki gösterecek. Ve bu çocuklara e, umutsuz olmamalarını, yalnız olmadıklarını hissettirecek bir mesaj vermesini. Açıkçası Kılıçdaroğlu son aylarda hepimizin bu senle de bu programda sık sık takdir ettiğimiz birçok atılım yapıyordu. Evet. Yani helallaşmadan tut işte e, şeye kadar hani toplumun bütün kesimleriyle barışacağız mesajlarına giderek kamu kurumlarına yaptığı baskınlara kadar birçok artı puan alacağı e, hadise vardı. Ama son bir haftada zannediyorum önce sokağa çıkma niyeti olanları uyarması ve kendisinin uzun bir yürüyüşle tarihe geçişli bir örnek ortadayken sokağa neredeyse lanetleyen bir konuşma yapması ardından da Enes konusunda etik gerekçeleri göstererek sessiz kalması bence CHP liderinden bir hayli eksilten ve kendi tabanında bile büyük tepki yaratan bir sonuç oldu.